İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi taksi meselesi. Hafta sonunda bir kez daha gündeme geldi. Geçen hafta sonuna doğru hatırlayacaksınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi o taksi sorununa kalıcı çözüm bulabilmek için gerçek çözümünü değil de bir ara çözüm olarak, belki de hani hiç olmazsa hani yetmez ama evet denilebilecek bir çerçevede bir ara çözümü de kabul ettirmeyi başardı. UKOME'den, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden, buna göre işte yaklaşık 2000 yeni taksinin kullanılmayan minibüslerin, işte minibüs dolmuşların filan taksiye çevrilmesi suretiyle biraz olsun gidermeye çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bir ara başarı olarak sundu. Ama hafta sonunda bu tartışma bir kez daha ortadı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçlayarak adeta taksi meselesinin ya da İstanbul'daki ulaşım meselesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarısızlığı olduğu gibi bir yalanla ortaya çıktı. UKOME konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine bir kulak verelim isterseniz. UKOME olmasaydı, İBB olsaydı diye bir lafı İBB'ye geçmiş dönemde başkanlık yapmış bir şahsiyet olarak Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmesi, yani gerçekten hani tarif bulamıyorum şekline. Ama net olarak şunu söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başkanı, ben ve bütün ekip arkadaşlarım taksi ihtiyacı konusunda kararlılığımızı ortaya koyarak, vatandaşımızı arkamıza alarak %80-90 vatandaşımızın bu işi engelleyenin o masalara oturup sadece engellemek için el kaldırıp indirdiklerini gördükleri için direnç gösterip karşı koyup %80-90 ses çıkarttıkları için iktidarın temsilcileri korktukları için, bu tepkiden ürktükleri için bizim bu ısrarımız karşısında boyun eğmişlerdir. Az önce bu sese pas atarken Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri dedik. Şimdi Ekrem İmamoğlu seyrediyorsa bakın yaşasın, beni Cumhurbaşkanı olarak lanse etti Zafer Arapkirli diyebilir. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda söyledikleri vardı ama o bant yokmuş. Onu getiremedik. Ekrem İmamoğlu'nun cevabını dinledik az önce. Yani özetle Sayın Cumhurbaşkanı İmamoğlu suçluyor. İmamoğlu da diyor ki ya UKOME'yi ele geçirip de İBB'nin çalışmasını önlemelerinin bir itirafıdır diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. Gerçekten de o mealde laflar etmişti. Yani İBB değil biz çözdük UKOME olarak gibi bir ifade kullandı ki tam da o engellemenin, o sabotajın itirafıydı Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Taksiciler de konuştular. Onlar da sokakta bir eylem gerçekleştirdiler ve işte Saraçhane'ye gidip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladılar. Taksiciler kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürdüler. O taksicilerin açıklamalarından bir bölümü dinleyelim şimdi. Ama almadığımız yolcular hakkında İmamoğlu beyefendi 153 ara şikayet ediyor. Alıyor, bir resim çekiliyor. Yarın ertesi gün Esenler Otogar'dan, belediyeden bizi çağırıyorlar. Bir hafta ruhsatını askıya aldık. Ne oldu? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Sevgili taksici kardeşlerimiz, bu şekilde feryat ederek su üstüne çıkamazsınız. Suçlusunuz. Çok net bir şekilde suçlusunuz. İşinizi doğru yapmıyorsunuz. Esnaf olarak, taksici esnafı olarak bir kere işinizi doğru yapmıyorsunuz. Halka hizmetle görevli, sorumlu insanlarsınız. Hizmet edeceksiniz, para kazanacaksınız. Yolcu seçiyorsunuz. Mesafe seçiyorsunuz. İnsanların kimliklerine, pasaportlarına göre davranıyorsunuz. Turistleri tercih ediyorsunuz. Onlardan daha fazla para kazanmak uğruna yerli yolcuyu almıyorsunuz. Bu kadar net. Bu yaptığınız neye benziyor biliyor musunuz? Bu konuşan kardeşime soruyorum mesela. Taksici kardeşime. Akşam geldin. Bakkala gittin, köşedeki markete. Marketin kapısında bakkal ya da market sahibi seni karşıladı. Bu bir dakika ne istiyorsun dedi. Ya gireceğim işte ekmek alacağım. Sadece ekmek mi alacaksın? Olmaz öyle, bir tek ekmek alarak olmaz. Ekmekten kaç kuruş kazanıyoruz ki? Koca bir araba doldurman lazım senin. Bana para kazandırman lazım. Ya olur mu? Benim ihtiyacım bir tek ekmek. Peki almasa seni dükkana ya da kasada sadece ekmek mi aldım? Olmaz. Satmam sana bunu diye satmayı reddetse nasıl karşılarsın o marketçiyi ya da kasap ya da başka bir ticari ürün? Sizin yaptığınız aynı şey.
Beşiktaş'tan biniyorsun, Kabataş'a gideceksin. Hayır, almam seni. Niye? Kabataş kısa mesafe. Pendik'e gitmek istersen tamam, ya da Halkalı'ya gitmek istersen tamam. Böyle ticaret mi olur arkadaş? Ya da duruyor yol kenarında, bakıyor şöyle. Türk müsün, yabancı mısın, Arap mısın, bilmem ne misin? Ona göre almam diyor. Arabayı bırakacağım, şoföre teslim edeceğim. İşim var, bilmem nereden telefonla çağırdılar. E o zaman niye duruyorsun, soruyorsun nereye gideceksin diye? Bir kere bu anlayıştan arınmanız lazım. Ondan sonra zamdı, tarifeydi, yakıttı, maliyetti, bunlar tartışılır. Zam istiyorlarmış da bilmem ne. Sen ilk önce işini doğru yapacaksın. Yapmıyorsunuz. Bir takım mafyalar ellerine geçirmişler o plakaları, bilmem neleri. İnsanlara resmen zulmediyorlar. Geçen gün Habertürk televizyonda Fatih Altaylı kardeşimiz haklı olarak isyan ediyordu. Yahu hastaneden çıktım diyor. Elim kolum yaralı, evime gideceğim. Bir tane taksi almadı diyor ya. Benim de başıma geldi. Kaç kere bir yere yetişeceğiz. Acil bir işimiz var. İnsan taksiye ne zaman biner? Hepimiz zengin insanlar değiliz. Taksiye acil bir işi olduğu zaman biner insan zaten. Normalde dar gelirli insanlar, kısıtlı gelirli insanlar otobüsle, metrobüsle, bilmem metroyla, vapurla filan seyahat ediyor zaten. Taksi aman yandım Allah dediğim bir sırada aklımıza geliyor. Yağmur yağdığı zaman, hastaneye gideceğimiz zaman, bir yere saatle yetişeceğimiz zaman, kendi otomobilimizi trafiğe çıkarmak istemediğimiz zaman. Öyle bir de o var. Trafiğe çıkmak istemiyoruz ki bir araç daha eksik olsun diye. Taksi çağırmak istiyoruz. Yok. Hepsi kayboluyor ortadan. Hele iki damla yağmur düşsün, yok. Bunu anlatmaya bile gerek yok zaten. İşinizi yapmıyorsunuz, bu İstanbul'a zarar veriyorsunuz. Ve sabote ediyorsunuz. Siyasi sahiplerle, yani merkezi hükümet Ekrem İmamoğlu başarısız oldu diyebilsin diye, ona malzeme olsun diye taksi plakası sahipleri bu sabotaja alet oluyorlar. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Ve insanların hayatlarını karartıyorsunuz. Allah muhafaza, kim bilir kaç kişi acil servise çocuğunu, anasını, babasını, yakınını yetiştirmek için dakikalarca gereksiz yere taksi bekliyor. Duraklarda bile taksi yok yahu. Duraklarda bile taksi yok. Çünkü hepsi dışarıda turist peşinde. Paralı Arap turistler pazarlık ediyorlar. Şuradan şuraya ne kadar gidersin? Şu kadar euro, bu kadar dolar diye. Sanki bunları bilmiyormuşuz gibi. Bir de yalan söylüyorsunuz çıkıp ekranlara. Ayıptır, yapmayın beyler. Yapmayın. Siz de bu memleketin insanısınız. Bu yaptığınız muameleyi de memleketin insanına yapılmış bir zulüm olarak insanlar not alıyor. Sizlerden nefret ediyorlar. Farkında değil misiniz? Ya biraz değiştiniz bu tavrınızı. Yok. Rekabet o da olmasın. Fazla taksi plakası da olmasın. Başka ne istiyorsunuz? Başka ne istiyorsunuz yani? Bu tavırdan vazgeçilmediği müddetçe bu insanların size karşı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de size karşı tavrı değişmeyecektir. Tavrınızı gözden geçirin. Bunların yöneticileri mi, işte plaka sahipleri mi, patronları mı otursunlar, başlarının önlerine eğsinler ve bir çare arasınlar. Böyle çıkarız sokağa, trafiği kilitleriz, bilmem işte kontak kapatırız falan. Kapatın, ne olacak? Biz nasıl olsa taksiye binemiyoruz, turistler düşünsün. Çekin yol kenarına bütün sarı arabalarınızı. Turistler düşünsün ondan sonra. Yürüsünler onlar. Bizim cebimizde nasıl olsa babalar gibi kartlarımız var. Gider otobüste şeyde seyahat ederiz. Ben ne zaman taksiye bindiğimi unuttum bile zaten yani. Yok öyle bir şey. Bizim hayatımızdan taksi zaten çıktı. Arap turistler düşünsün. Kapatın kontağı, çekin kenara. Ne yapayım yani?